Herkese merhaba. İsveç'in başkenti Stockholm'dan sesleniyorum size bugün. Ve bir yapay gölü nasıl yaptığını ve belki bizim belediyelerimiz de bunu görüp de ilham alıp bizim Türkiye'nin şehirlerinde de böyle bir projeler yapabilir diye çektim. İnsanlar buz kesmiş bir ülkede bile her yeri yeşillendirip halkı için güzelleştirmeye gayret göstermişler. Bizim için de böyle şeyler yapılsa Türkiye'de insanlar seçim yaklaşırken de olsa bile çok mutlu olacağına inanıyorum. Ama biz halk olarak da olsa böyle şeylere çok değer vermiyoruz. Ve çevremiz yeşil olsa da bile çevreyi çoraklaştırmak için elimizden geleni her şeyi yapıyoruz. Yani belediyeler ne yapsın demek lazım bu durumda. Ama yine de belki bu fikir olur diye bu videoyu çektim. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Göl şöyle bu taraftan başlıyor ve içinde bakın bir tanesi havadan geldik. Ördeğini çekemedim tabii ki. Şöyle Söğüt ağacının altından devam ediyorum. Sahira da burada çok eğlendi. Sahira merhaba Pürçüklü TV'de. Merhaba Pürçüklü TV. Kovaladı durdu ördekleri. Bu gölün bir kısmı. Bakın insanlara ne kadar alışmışlar. Hiç rahatsızlık duymuyorlar. Kendi hallerinde. Çektiğimi gördükleri için bana şov yapmaya başladılar. Yani bir ördek şovu da çekmiş oluyorum sizin için İsveç Stockholm'da. O kadar özenmişler ki bakın sağ tarafta bir tane yapay köprü bile yapmışlar. Yapay köprünün önünde bir tane de ufacık şelale. Şöyle çekiyorum. Çocuklarım gölün etrafında birazcık iyi zaman geçirip ördeklerle eğlendiler. Gölün bu tarafını da çekmek istedim. Burada da yem veriyoruz. Gördüğünüz gibi şehrin göbeğinde de çok güzel projeler yapılabilir doğayla kaynaşarak. Her proje için çok para gerektirmiyor. Yani bütün Türkiye'deki belediyelerde böyle güzellikler yapabilir deniz olmayan şehirlerde. Bu da iyi bir örnek olsun bizim belediyecilerimize diye ben de bunu çekmek istedim. Ve belki Pürçüklü TV'yi izleyip buradan ilham alırlar diye düşündüm. Şimdilik İsveç Stockholm'dan bu kadarı. Hoşça kalın. Pürçüklü TV ile kalın.